Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte domates çorbası yapacağız inşallah. Bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum arkadaşlar. Bir su bardağı unu ilave ediyorum. Şimdi unumuzu kavuralım kısık ateşte. Bu kavrulurken de domateslerimizi hazırlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar domatesi ister rendeleyebilirsiniz, isterseniz robotta bu şekilde çekebilirsiniz, kabuğunu da soyabilirsiniz ama robotta çektiğim için kabuğu da parçalanıyor, pek sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bu tabi size isteğine bağlı. Büyüğüne göre, büyük ve küçüklüğüne göre arkadaşlar domatesi 1-2 tane kullanırsanız da birazcık salça ilave edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, unumuz böyle hafif pembeleşecek şekilde kavurdum. Şimdi önce bir soğuk su ilave ediyorum ki tokatlaşmasın. Daha sonra da sıcak suyunu ilave edeceğim. Arkadaşlar suyunu azar azar ilave edelim ki koyulaştığı zaman suyunu damlatabiliriz. Sonra sıkıntı çekmemiş oluruz. Şimdi böyle karıştırarak, çırparak kaynatalım. İçimize sinmezse, hani topak kalmaması için bir blenderdan da tutabiliriz. Domatesimizi de ilave edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 2 litreye yakın kadar su gitmiş oldu. Ama dediğim gibi suyu azar azar katıp kendimiz kıvamımız ayarlamamız daha doğru. Şimdi tuzunu ilave ediyorum arkadaşlar. Ayrıca kemik suyumu ilave ediyorum. Kemik suyu, tavuk suyu, bulyon hangisi olursa arkadaşlar, tabi arzuya göre o da. Ayrıca arkadaşlar domates çorbasının özelliği de bu paket krema kaymaklar var ya, kremalar genelde onlardan yapılır. Ama ben daha önceki videolarımda da eğer izlediyseniz genelde anlatıyorum. Sütün üstünün kaymağını arkadaşlar buzluğa küçük bir poşete koyup kaldırıyorum. Böyle şeylere onu kullanıyorum ben. Şimdi benim burada biraz kaymağım var. Onu ilave edeceğim arkadaşlar yavaş yavaş.
Evet arkadaşlar, domates çorbamız hazır. Üzerine arzuya göre tereyağı yapmak isterseniz gayet güzel, sağlıklı. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese sağlıklı, huzurlu günler dileyerek tekrar görüşmek dileğiyle.